Evet. Binalar yıkıldı. Apartmanlar yapıldı. Havaklarla iki tane ağacımız kaldı. Mecburen hayvanlar çatılarda tüfeklemeye başladı. Abi ben 7-8 senedir şurada oturuyorum ve ilk defa görüyorum. Arkadaşımız geçiyordu. Hakikaten dikkat çekici. Binlerce bu karganın havada, hava kararmak üzere. Ve muazzam şekilde bir karga şeyi var, kalabalıklığı var. Bayağı bir çatıların üzerinde karga var. Havada da bayağı bir karga var. Ağaçlar da bayağı doldu. Bir dalgalanıyorlar, bir gidiyorlar, bir geliyorlar. Ama gece burada yatıyorlar. Çoğu zaman ben saat 10'a 11'e kadar seyrettiğim oluyor bunları. Yani hareket halinde kalıyorlar, rahatsız oluyorlar. Yani bu hayvanlar yani bir yatıp kalkacakları yer yok. Ha bunun çaresi var mıdır zannediyorsam yok. Yani büyük kavak ağaçlarında yatıyorlardı bu hayvanlar. Pek de Aksaray'ımızda o eski kavak ağaçlarımız kalmadı. Yani o her yeri kavaklıktı ama kalmadı şimdi böyle hayvanlar. Tedirgin şekilde bir oradan oraya göçmen kuşlar gibi Aksaray'ımızın üzerinde dolanıyor. Ve binlerce bir ayağı bir karga var bugün. Bayağı bir toplanmışlar. Kalabalık. Yani ben de bakmaktan gözüm alamıyorum. Yani güzel böyle uçarken şeyler, dalgalanmalar yapıyorlar. Çok hoşumuza gidiyor. Her yer yemyeşil ve kavaklıktı. Bu Aksaray'ın kendi yerleşik kargaları. Bunların içinde kuzgunlar da var. Bu hayvanlar kavaklarda yatarlardı. Sağ olsunlar işte vatandaşımız o kavakları kestiler. Yerlerine koca koca binaları diktiler. Bu hayvanlar şimdi yatıp kalkacağı kavaklık kalmadı. Burada vatandaşlar da pencerelerden yolda durup bakıyorlar bu kargaların sıkıntısı ne, derdi ne. Bir hayvanların işte bu da yaşam meselesi. Ha o çatta niye kalıyorlar onu da bilmiyorum. Bir sürü çatı var, bir de karşı tarafta ataya da bayağı bir bazılayın iniyorlar. Bunları çıkar ben seyrederim burada. Ama en neticede Aksaray'da kavak kalmadığından, yeşillik kalmadığından dolayı bu hayvanlar bildiğim kadarıyla bu çatıya barınıyorlar. Arka tarafa da geç.